Yağ bezlerinin ortaya bulunduğu bölgelerde karşımıza çıkar. Yüzümüzde genelde ortaya çıkar. İşte alında, burun kenarında, yanaklarda oluşabiliyor. Biz çoğunlukla sivilcenin yoğunluğuna, şiddetine, hastanın yaşına, cinsiyetine, işte daha önce kullandığı ilaçlara göre bir tedavi seçeneği sunarız hastaya. Karaciğerin sivilceyle hiçbir alakası yoktur. Bu tamamen bir yanlış bilinen bir halk arasındaki bilgidir. Güneş ışınları, özellikle güneş, deniz suyu yani tuzlu su aslında akneye iyi gelir, sivilceye iyi gelir, sivilceyi azaltır. Ben Profesör Doktor Zekai Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Bugün sizlere sivilce yani akne hakkında bilgiler vereceğim. Sivilce ya da diğer adıyla Latincesiyle akne, kıl ve yağ bezi ünitesinin iltihaplanmasıdır. Genelde 10-11 yaşından itibaren başlar ama son zamanlarda daha alt yaş grubundaki 8-9 yaşındaki çocuklarda da karşımıza az ya da çok ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla 25-30 yaşlara kadar devam eder ama bazı kişilerde 40'lı, 50'li yaşlarda bile karşımıza sivilceyle gelen hastalar mevcuttur. Sivilce, ergenlik çağıyla beraber hormonların etkisiyle gerek sebum dediğimiz o yağ yapımının artması, gerek o kıl ve yağ bezi ünitesinin yolunun tıkanması, artı yol kenarındaki bir takım hücrelerin aşırı çoğalmasına bağlı oradaki tıkanıklık, artı bir takım Propionibacterium acnes dediğimiz sivilcenin patogenetik şeyi olan, bakterisi olan o bakterinin çoğalması ve bakterinin orada bir takım faktörler salgılayarak oradaki yangının artmasına eşlik etmesinden dolayı karşımıza çıkar. Sivilce ya da akne genelde bir yolun tıkanmasıyla, gözeneğin, deriye açılan gözeneğin tıkanmasıyla başlar. Bu siyah komedon, siyah nokta tarzında da ortaya çıkabiliyor. Ya da açık komedon dediğimiz, açık renkte komedon siyah nokta tarzında da karşımıza çıkabiliyor. Yağ bezesinin ürettiği iltihap içeride birikir. Ona bağlı olarak da biz klinik olarak sivilceyi ya papul dediğimiz küçük böyle 1-2 milimetre ya da 3-4 milimetre çapında deriden kabarık bir yara tarzında görebiliyoruz. Yahut da içerisinde iltihabın birikmesine bağlı püstül dediğimiz yaralar tarzında görülebiliyor. Yahut da çok ileri safhalar dediğimiz böyle kist ya da nodül dediğimiz işte nohut büyüklüğünde ya da fındık daha ileri vakalarda fındık büyüklüğünde yaygın deriden kabarık iltihaplı çıban benzeri yaralar tarzında da karşımıza çıkabiliyor. Sivilce daha çok yağ bezlerinin ortaya bulunduğu bölgelerde karşımıza çıkar. Yani nerelerde oluşur? Yüzümüzde genelde ortaya çıkar. İşte alında, burun kenarında, yanaklarda oluşabiliyor. Göğüs ön bölgesinde karşımıza çıkabiliyor. Omuzlarda ortaya çıkabiliyor ya da sırt bölgesinde karşımıza çıkabilir. Ama bunlar genel bölgelerdir. Bunların dışında da tek tük sivilceyle karşımıza çıkan ya da başvuran hastalar da mevcuttur. Sivilce genetik yatkınlıkla da artabiliyor. Yani annesinde, babasının ya da ailesinde bir yoğun bir ya da kistik tarzda sivilcesi olan kişilerde daha çok karşımıza çıkabilir. Sivilcenin değişik belirtileri vardır. Ya böyle kızarıklı tarzında ortaya çıkabiliyor, tetiklenebiliyor.
genetik faktör dışında özellikle böyle yağlı bir takım kozmetik ürünlerinin kullanılması, çok sık makyaj yapmak ya da gözenekle tıkayıcı bir makyaj malzemesi kullanmak sivilcenin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Bazı yiyeceklerin sivilceyi tetiklediğine dair bilgilerimiz var. Özellikle böyle hiperglisemik dediğimiz, yani şekerden zengin gıdalarla beslendiğiniz zaman otomatikman o yağ bezindeki salgıyı artırdığınız için sivilcenin artmasına neden olabiliyor. O yüzden biz sivilceli hastalarda mümkün olduğu kadar hiperglisemik dediğimiz şekerden, hipoglisemik dediğimiz şekerden daha az olan gıdalarla beslenmelerini istiyoruz. Çoğunlukla onlara çikolata, şokella, nutella gibi gıdaları yememelerini isteriz. Vücuda giren yağ miktarını azaltmak için daha az yağlı kızartma besinler tüketmelerini istiyoruz. Aynı zamanda bazı yapılan çalışmalar göstermiştir ki süt ve süt ürünleri sivilceyi artırabiliyor. O açıdan sütlü gıdaları da, sütten yapılan gıdaları da bir tık azaltmalarını öneriyoruz. Tedavide ne yaparız? Bir kere tedavide önemli olan şu: sivilceyi tedavi etmek, sivilce izlerini tedavi etmekten çok daha kolaydır. Yani izleri tedavi etmek çok daha zor olduğu için aslında zamanında tedavi, sivilce tedavisine başlamak çok önemlidir. Biz çoğunlukla sivilcenin yoğunluğuna, şiddetine, hastanın yaşına, cinsiyetine, işte daha önce kullandığı ilaçlara göre bir tedavi seçeneği sunarız hastaya. Ya hastaya sadece topikal dediğimiz sürme ilaçlar kullandırırız. Yani bu ilaçlar oradaki iltihabı giderici ilaçlar olabiliyor, oradaki bakterinin üremesini engelleyici ilaçlar olabiliyor. A vitamini türevi, oradaki soyu, derinin üst tabakasını minik minik soyan, üst tabakasını yenileyen ilaçlar, kremler olabiliyor. Çünkü bunlar üst tabakayı soydukça o komedon dediğimiz siyah noktaları uzaklaştırırlar ve yolu açarlar. Dolayısıyla ifrazat salgı içeride birikmez, deri dışarısına çıkar, bu şekilde iltihabı gideririz. Veyahut da direkt antibakteriyel dediğimiz, yani antibiyotik etkili bir takım kremlerden faydalanırız. Ya da bunları biz kombine preparat olarak da kullanabiliyoruz. Bazen de çok şiddetli vakalarda ya da uygun şahıslarda biz bu tarz saydığım maddeleri aslında tek bir şeyde karışımda eczacıya hazırlatırız. Eczacıya kremler yaptırarak hastaya kullandırırız. Eğer ki sürme ilaçlar, topikal ilaçlar akne tedavisinde yeterli gelmezse, işe yaramazsa, o zaman biz bir üst tedavi olarak da ağızdan alınan antibiyotiklere geçeriz. Ağızdan alınan antibiyotiklerde gene hastanın yaşına ve durumuna göre kimine bir ay veririz, kimine 3-4 ay daha uzun süre kullandırırız. Kimine her gün kullandırırız bu antibiyotiği, kimine işte haftanın 3-4 günü sadece kullandırabiliyoruz. Eğer ki bu hem sürme ilaçlar hem işte bir takım antibiyotikler işe yaramazsa, o zaman bizim üst basamak dediğimiz tedaviler vardır, onlara geçeriz. Çoğunlukla halk arasında bilinir. Bunlar daha çok dudakta soyulma, çatlama yapan ilaçlardır. Bu ilaçlara da gene uygun hastalara, dirençli vakalara eğer tahlilleri uygunsa bir tahlil yaparız, ondan sonra başlarız. Ve bu ilacı da, üst grup ilacı, en az 6 ay kullandırırız. 6 ay kullandırdığımız zaman mutlaka üst tabakayı yenilerler, sivilceleri içeriden kuruturlar. Sivilcelerin tekrarlamasını %90 oranında engeller. Sadece %10 hastada İleride birkaç yıl sonra mevcut sivilcenin sadece %50'si çıkabiliyor ama bunların hepsini yok ediyor. Eğer bunlar işe yaramazsa, bu üç grup tedaviler, son grup olarak lazer ve ışık tedavisi sistemlerinden faydalanırız. Biz lazerleri ya da ışık sistemlerini aktif sivilcenin tedavisinde de kullanabildiğimiz gibi aslında daha çok böyle kalan izlerin, kalan lekelerin, kalan kızarıkların tedavisinde kullanırız. Bunların da değişik cinsleri vardır, lazerlerin cinsleri. Ya fraksiyonel dediğimiz küçük küçük deride hasar yaparak, deriyi soyarak tedavi ederiz. Yahut da ablatif lazerler dediğimiz, aslında daha kalın tabaka halinde, sanki bir elmanın kabuğunu soyarmışsınız gibi üst tabakayı soyarak alttan temiz cilt gelmesini sağlarız. Biz üst tabakayı soyarak hem o pürüzlenmeleri, çukurlanmaların gitmesini sağlarız, hem de sivilceden dolayı meydana gelen lekeleri deriden, vücuttan uzaklaştırırız. Bunlar artık bizim üst grup tedavilerimizdir. Ama ablatif lazerlerde, lazer uyguladıktan sonra yüz kızarır, kabarır, kabuklanma meydana gelir. Yani kişi bir hafta işine, okuluna, evi, yani işine, sosyal hayatına gidemez, sosyal hayatından uzaklaşır. Ama bir hafta sonra tüm kabuklar şeydir, üst tabaka soyulur, alttan temiz bir cilt gelerek hasta kendini daha iyi hisseder. Şimdi sizlerden gelen sorulara geçelim.
Aslında bu hastalardan çok sık duyduğumuz bir soru, çok da soruluyor bize. Bu bir yanlış bir bilgi. Karaciğer hastalığının sivilceyle bir alakası yoktur. Bana bu tarz soran hastalarıma diyorum ki, o zaman bütün gençlerin karaciğeri bozuk. Eğer böyle düşünecek olsak. Ya da niye o zaman karaciğer hastalarında sivilce çıkmıyor ya da bu kadar sivilce ortaya çıkmıyor? Aslında karaciğerin sivilceyle hiçbir alakası yoktur. Bu tamamen bir yanlış bilinen bir halk arasındaki bilgidir. Aslında hayır. Aslında çok sık yıkamak deride tahriş, kuruluk meydana getireceği için daha kötü böyle kaşıntı ya da kızarıklık tarzında yaralar ortaya çıkacaktır. Ya da egzamayı tetikleyecektir. Sivilceye çok faydası yok. Onun yerine aslında şu, sabah ve akşam günde iki kez uygun bir temizleme jeli ya da uygun bir sabunla cildi temizlemek sivilceyi tedavi etmek açısından yeterlidir. Belki de bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hani en başta demiştim ya, sivilceye dakne kıl ve yağ bezi iltihabının iltihaplanması, bezinin iltihaplanması dedik. Aslında bizim kitaplar çekirdekle ya da bu kadar çok işte yağlı yemekle direkt olarak sivilcenin bir alakası yok derler ama mesela kendim de gözlemlemişimdir. Hastalarımdan da duyarım mesela. Hocam akşam bir avuç ay çekirdeği yedim ya da işte çekirdek yedim ama sabah kalktım işte bir iki tane fazla sivilce çıktı der. Evet, aslında ben de kısmen onu gözlemliyorum. Ben onu şöyle açıklıyorum. Madem ki sivilce bir kıl ve yağ bezi iltihabı, o zaman siz vücuda giren toplam yağ miktarını artırdığınız zaman oradaki salgıyı da bir tık artırıyorsunuz. Ona bağlı olarak da birkaç sivilcenin fazla ortaya çıkması görülebiliyor. O açıdan az yemekte ya da yememekte fayda var. Bunu daha çok sivilce için değil de yanıkta çok sorarlar ya da yanık için sorarlar. Hocam işte yandık ya da işte diş macunu sürelim mi gibisinden çok yaparlar. Hayır, kesinlikle doğru değil de kesinlikle yapmayın. Diş macunu sivilceye iyi gelmez. Daha beter tahriş edebiliyor ya da kızarıklığı artırabiliyor. Sivilcenin yaygınlaşmasına neden olabiliyor. Sürmeyin. Evet, güneş ışınları. Özellikle güneş, deniz suyu yani tuzlu su aslında akneye iyi gelir, sivilceye iyi gelir, sivilceyi azaltır. O yüzden çoğu hastam mesela yazın denize güneşe gittikten sonra ya da yaz tatili sonrası azaldığını söylerler. Genelde azalır ama Kasım, Aralık'tan itibaren tekrar ortaya çıktığı için ya da arttığı için tekrar bize gelirler. Doğru. Sırt bölgesinde çıkan sivilce de aslında yüz ve göğüste ortaya çıkan sivilcelerle aynı sivilcelerdir. Aynı mantıkla ortaya çıkıyor. İşte gene buradaki yağ bezinin iltihaplanmasına bağlı meydana geliyor. Genetik yatkınlık, kozmetik etkenler, stres artı bir takım gıdalar bunu tetikleyebiliyor ama şuna dikkat etmek lazım. Özellikle böyle sırtın alt kesiminde ya da bacaklarda sivilce ortaya çıkıyorsa ya da ve beraberinde ağızda bir takım aft, genital bölgede aft gibi yaralar varsa Behçet hastalığı dediğimiz bir hastalığımız vardır. O açıdan dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Behçet hastalığı bizim ülkemizde daha sık görülen bir hastalıktır. Ama normal şartlarda sırtta görülen sivilcenin diğer sivilcelerden bir farkı yoktur. Kozmetik aknesi diye bir kavram var, bir şey var, antite var, kavram var. Evet, şimdi biz dedik ki akne kıl ve yağ bezi ünitesinin o gözeneğin tıkanmasına bağlı meydana geliyor. O gözeneği, yani gözeneği, yolu tıkayan her şey aslında içeride sivilcenin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor, artırıyor. Dolayısıyla siz makyaj malzemeleri, yağlı bir takım kozmetik maddeleri ya da uygun olmayan kozmetik maddeleriyle gözeneği tıkarak sivilcenin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyorsunuz. O yüzden biz hastalara hep şey tavsiye ederiz. Yani mümkün o kadar hani tamam makyaj yapmayın ama illa makyaj yapacaksanız, fondöten pudra sürecekseniz işte mineralliler var ya da organik olanlar var, böyle gözenek tıkamayanlar. Mutlaka onlardan birini seçin deriz. Bugün sizlere akne ve sivilce hakkında bilgiler verdik. Sağlıklı günler diliyorum.